Evet arkadaşlar, herkese selamünaleyküm. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun zamandır yoktuk. Aslında buradaydık da video çekmiyorduk. Malum yaz mevsimi, bildiğiniz gibi biz de uğraşıyoruz. Bugün her yerde olduğu gibi, tüm Türkiye'de olduğu gibi bizim buralarda İstanbul'da da havalar yağmurlu. Yağmur yağınca bize tatil oluyor, çiftçilere biliyorsunuz. Bu yağmurlu havayı değerlendirelim. Vaktimizi değerlendirelim. Bir video çekelim. Hem de biraz değişiklerden bahsedelim. Hatta vereceğimiz kuşlar var. Onları da gösterelim dedik arkadaşlar. Bildiğiniz gibi kış mevsimi geliyor. Sonbahardayız. Bayağıdır video çekmiyoruz. Tarlayla, bahçeyle uğraşıyoruz. Şöyle buraları biraz değiştirdik arkadaşlar. Ortalığı topladık. Şöyle bir taş döşedik ama şöyle az bir yer kısım kaldı. Onları da yapacağız inşallah zamanla. Şimdi dediğim gibi yaz geliyor. İşler bitti. Tabii çiftçinin işi bitmez. Bundan sonra daha başka işler var da böyle biraz bir boşluğumuz var. Yuvada fazlalık kuşlarımızı vereceğiz. Yani kuşlarımızı biraz azaltmaya çalışacağız. Şurada iki tane kuşumuz var. Bir tane şöyle sinekli sabuni diyoruz biz. Şöyle ballı göğüs. Yanında da onun yavrusu diyelim arkadaşlar. Bir sinekli hafif böyle sabuni var. Şu büyük erkek, ballı göğüs olan büyük erkek, bu yavru da cik arkadaşlar. Onun yanına şurada iki tane daha böyle yavru sabunimiz var. Şunları da atacağız arkadaşlar. Şu iki tane yavru sabuni var, onları atalım. Ondan sonra ne var? Mavi var bir tane. Şurada dişi. Ondan sonra şurada susamı var, iki tane yavru. Onları da atacağız. Şu yavruları bir yakalayalım. Ya kuşlar arkadaşlar, tüyde gördüğünüz gibi, şu tüyle ilgili de bir video çekeceğim. Bayağı bir tüylü hayvanlar. Şu yavru sabunları bir yakalayalım. Bunlar hiç dışarı çıkmamıştı arkadaşlar. Yavrucuk. Bunlar da gördüğünüz gibi, şöyle görüyor biliyorsunuz mu? Ben görebiliyor mu? Göremiyorum. Şöyle ayağında benim marka mevcut. Şöyle şunu bir atalım. Hiç dışarı çıkmadılar. Bunlar ilk defa dışarı çıkıyor, şu büyük hariç. Onun yumurta kardeşi. Bizim Sabuni'nin yavrusu arkadaşlar bunlar. Sabuni'nin videoları var. Bunların kardeşi bir çifte susami var. Hayvanlar taş ne zamandır dışarı çıkmıyor arkadaşlar. Taş yemeye çalışıyorlar. Şöyle çok güzel bir dört tane kuş. Şu üç tanesi daha cik. Bakın daha yavru görüyorsunuz. Bunları vereceğiz isteyen arkadaşlar sahiplendireceğiz. Şu büyük bir erkek. Ballı göğüs miski. Erkek yani, belli. Şu üç tane tam uçurmalık yavru. Durun onların yanına dağıtacağız. Şurada bakın. Bir tane dişi mavimiz var. O da benim yavrum. O da benim yavrum. Yok. Marka var ayağında. Bakacağız şimdi. Evet arkadaşlar, bu da benim kuşum. Ayağında markası da var. Bu dumanlılardan geldi herhalde. Dumanlıyla sabuniyi vurmuştum. Tabii dumanlıyla sabuniyi vurmuştum. Dumanlı gibi ama mavi yani. Ben mavi diyorum. Şimdi tüyde pek belli etmiyor yani arkadaşlar. Tüyde olduğu için tüyünü attım mı ciks olur yani. Bu da dişi arkadaşlar. Şu ikisini eş yaparsınız. 3 tane de yavru. Hatta durun, 2 tane de susamım vardı ya. Şu 2 tane cik diyor arkadaşlar. Ben dedim. 2 tane de susami yavru var. Ya bakalım ya, yaramaz ya. Kuşlar tüyde olduğu için yumurta falan yok. Yavru yumurta yok. Bunlar beyazda Sabuni'nin yavrusu. Bu da benim ayağımda markası var yani bunun da. İlk defa dışarı çıkıyor. O da cik daha.
Yani tam yuvaya alıştırmalık. Şurada da onun yumurta kardeşi var. Üstte de bir büyük ağa kardeşleri var ama dişi mi erkek mi bilmiyorum. Dışarı çıkmasınlar arkadaşlar. Dışarı pek çıkarmıyoruz. Pek hiç çıkarmıyoruz. Hayvanlar kaç aydır dışarı çıkmıyor. Onları dışarı çıkartacağız. Şöyle kuşlarımız burada. Hepsi 1, 2, 3, 4, 5 tane yavru. Bir erkek bir dişi kuş. Toplam 7 tane. Hepsi de bizim kuşlarımız. Şu şey miski ballı göğüs miski hariç. O da çok sevdiğim bir arkadaşımın kuşu. İyi kuş yani. Bu yavruların hiçbiri dışarı çıkmadı. Uçmayı boş verin, dışarı çıkmadılar. Tam uçurmalık yavrular arkadaşlar. Hani yuvaya alıştırmak falan çok kolay olur. Zaten belli. Bakın daha ince tüyleri üzerinde. 1, 2, 3 tane sabuni, 2 tane susami kulağı. Artık siz ne derseniz. Ondan bir tane mavi dumanların, bu arka tepe dumanların yavrusu. Dişi. Şu ballı göğüs sinekli sabuni de erkek arkadaşlar. Tabii kış geldiğinde kuşları biraz azaltmak lazım. Ben de bunları azaltıyorum. İsteyen arkadaşlar olursa bunları sahiplendireceğiz. Şimdi tabii siz hemen fiyat soracaksınız. Vallahi ne zamandır piyasaya hiç bilmiyorum arkadaşlar. Hani durumlar nasıl bir döngü var onu da bilmiyorum ama kuşlar benim kuşlarım. Kuşlardan şüpheniz olmasın. Yani bunlara ne diyelim arkadaşlar? Gönderim yok tabii. Onu da baştan söyleyeyim. İsteyen arkadaşlar kendi gelip alacak. Arkadaşlar ben bu kuşlara normalde 1500, 2000, 2500 arkadaşlar 1500 lira fiyat toptan. Hani isteyen arkadaşlar varsa hani ağzımızdan çıktı artık. Normalde tane 300-500'e veriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 kere 7. Yani 1500 lira iyi arkadaşlar. Yani kuş 5 tanesi dediğim gibi uçurmalık kuş yani. Bunları eş yapın. Yavru alın. Bu 5 tane yavruyu da uçurun. Kuş görün. Bakın daha sabunilerin şeyleri üstünde. Sarı tüyleri üstünde. Ha, yeme falan düştüler yani. Yemden yana sıkıntı yok arkadaşlar. Yani alan arkadaş ayrını görür yani. Bayağı bir güzel bir şekilde uçurur. Gördüğünüz gibi yani bu fırsatı kaçırmayın. Çünkü bende her zaman böyle yani kuş yok. Satılık kuş yok arkadaşlar. Böyle dediğim gibi işte yazın çoğalınca ya da böyle kışa girerken biraz hafifletmek için. Tabii dediğim gibi kış mevsimi geliyor. Onlara da bir şey, hazırlık yapmamız lazım. Bir şeyler falan almamız lazım kuşlara. Yani isteyen arkadaşlar gönül rahatlığıyla alıp bunları uçurabilirler. Sonbaharda havalar şey yapmadan kış gelene kadar zaten sökülürler büyük bir ihtimal. İsteyen arkadaşlar bize ulaşsınlar. Bundan sonra inşallah videolarımızın devamı gelecek. İşler biraz hafifledi. Artık dediğim gibi kuşlar tüy döneminde. Biraz kuşlara bakım yapmamız lazım. Yavru yumurta zaten yok. Alan kuşlar, alan arkadaş ayrını görür. Dediğim gibi bugün havanın yağmurlu olmasından dolayı böyle bir video çekelim dedik. Videolarımızın devamı gelecek. Özellikle dediğim gibi tüyde oldukları için bir iki takım bir şeyler yapacağız kuşlarımızın tüyü rahat atlatması için. Buraları da biraz düzenledik. Ortalığı biraz toparladık. Ortalık temiz oldu, güzel oldu. Bundan sonra Allah'ın izniyle videolarımızın devamı gelecek. Hatta şöyle şurayı da bir göstereyim. Yuvayı şöyle değiştirdik. Şöyle şuraya iki katlı yuva yaptık arkadaşlar. Yani şu yuvalar şuradaydı. Şöyle şuraya aldık. Şu arayı kapattık. Böyle iki katlı bir yuva yaptık. Artık burada şey yapacağız. Fazladıktan yuvalar var. Onları artık koyacağız bakalım. İsteyen arkadaşlar olursa onları da vereceğiz yani. Böyle bakacağız yani arkadaşlar. Instagram sayfamız var. Tatarsedet34. Buradan oradan bize rahat ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu kuşları da zaten orada paylaşırız.
Oradan da bize ulaşın. Gönderim yok. Fiyat tek fiyat. Yani bence çok iyi bir fiyat. Yani hediye ayarında fiyat söyledik. Bu fırsatı kaçırmayın. Instagram sayfamız Satar Sedat 34'ten de bizi takip edin. Oradan bize ulaşın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.